Herkese merhaba. Bugün Taşova'ya geldik. Şurası Taşova Lisesi. Burası Taşova Kaymakamlığı. Burası Yeni Taşova Belediye Binası. Sosyal Yardımlaşma Derneği. Halk Kütüphanesi. Müftülük. Ondan sonra sağlık ocağı gibi birçok kurum bu alana taşınmış. Onların eski binalarının çoğunu yıktılar ya da boşalttılar. Hepsi bu alana taşınmışlar. Burası eski tekel depoları. Eskiden burada tekel fabrikası vardı. Daha doğrusu tekel depoları vardı. Bayağı bir 20 sene önce falan kapanmıştı galiba. Şöyle. Burası Taşova'nın ana meydanlarından biri. Burası Merkez Camii. Şurada Atatürk heykeli var. Kaymakamdan önünde. Şöyle yavaş yavaş içeri doğru gezerek gideceğiz. Kızılay kan bağış aracı gelmiş. Şöyle. Merkez Camii'miz. Bizim köyün durağı. Sepetli köy durağı. Minibüsü. Daha insanlar yeni yeni toparlanıyor. Köylerden yavaş yavaş geliyor insanlar. Birkaç saat sonra bayağı kalabalık olur. Önceden pazar yeri şehrin içinde kuruluyordu. Şimdi biraz şehrin dışına bir yeni alan yapılmış. Oraya taşınmışlar. Biz de oraya gideceğiz. Ama önce bir kahvaltı yapalım. Çünkü ben kahvaltı yapmadan geldim. Taşova'mızın Samsun simidinden yiyelim. Daha fazla yaptısı. Haydi gidelim. Ne güzel. Sokak. Burada eskiden İş Bankası vardı. Buraya Denizbank taşınmış. Şurada Sümer Bank vardı. Evet hala Sümer Bank var. Onun yan tarafında eski halk kütüphanesi vardı. Orası Zeyn Otel ve Kafe olmuş. Bundan hiç haberim yok. Taşova bayağı bir dönüşüm geçirmiş. Eski evleri bayağı bir kentsel dönüşümle yıkıp yeni binalar yapmışlar. Şurası da şehrin meydanı. Burada eskiden Dene Pazarı dedikleri eski bir belediye pasajı vardı. Hatta onun içinde bizim çay ocağımız vardı. Onu yıktılar. Tabii ben buradayken İstanbul'a gitmeden önce yıkmışlardı ama daha bu meydan ben giderken yapılmamıştı. Şimdi yeni yapılmış. Burası böyle bir alan, meydan oldu. Karşıda bir simit kafe var. Benim arkadaşım. Oraya gidip bir çay simit yapalım. Şurada şimdi berberin, tüpçünün yanı. Berberin olduğu yer. Orası da bizim çay ocağımızdı. Şimdi berber olmuş. Bizi kapattıktan sonra. İki tane de çeşme yapmışlar. Şurası Toksoy Orman Köylüleri Derneği. Taşova'nın eski sobacıları, bakırcıları dediğimiz bir işletme burası. Semaver çayları yapıyorlar, sobalar yapıyorlar, kazanlar, demlikler, soba boruları falan. Böyle bir satış yeri. Kazanları emayle temizleme işleri falan da yapıyorlardı. Muhtemelen gene yapıyorlar şurada eski kazanlar olduğuna göre. Yine yapıyorlardır. Bu bölgenin en eski mesleklerinden birisi. Çayımız ve bu bölgeye özgü Samsun simidi dediğimiz simit. İstanbul'daki o büyük simitlerin aksine bu biraz daha küçüktür ama çok daha lezzetlidir. Taşova nasıl aşkım? Ha? How is Taşova? Taşova good. How is city? Şöyle bir manzaraya karşı. Kahvaltı yapacağız.
Bu alanımız Nihat Yıldırım Parkı. Burada çay alanları, semaver alanları, oyun parkları falan var. Genelde akşamları çok kalabalık olur, yaz akşamları burası. Şurada belediyenin bir hamamı var. Şuranın alan, buranın arka tarafı. Eskiden buranın pazar yeriydi. Ya bizim çocukluğumuzda. Sonra bu alanı kaldırdılar, yıktılar. Şehrin içine, sokaklara taşıdılar pazarı. Sonra şimdi geçen sene pazar yeri yapıp oraya taşıdılar. Şimdi yavaş yavaş oraya gidiyoruz ama orası biraz şehrin dış alanında. Gerçi artık şehirde dışa doğru biraz büyümüş. Yeni yeni binalar. İşte eskiden şu karşılarda bu kadar çok bina yoktu. Oralara yeni yeni binalar yapılmış. Eski pazar yerinin olduğu yere bir sürü binalar yapılmış. Buralar hep yeni. Şöyle bir ezilmeden karşıya geçelim. Yeşilırmak kenarından yavaş yavaş. Bu alanlar da yeni yapılmış. Burada gezi alanları. Geçenlerde bir arkadaş ziyaretine geldiğimizde akşam da gelmiştik. Akşamları bayağı hareketli oluyor burada. İşte bizim çocukluğumuz zamanında buralar böyle kimsesizlerin geçtiği bir yerde. Dediğim gibi bu alanlarda çok fazla ev yoktu. Şu ileride sanayi var. Hastane var. Yeni yapılan hastane. Biz hastaneye giderken, hatta o hastanenin yanında bir siteler var, orada oturuyorduk. Oraya gidip gelirken buralara böyle biraz, özellikle geceleri riskli olurdu. Çünkü çok fazla köpek köpek gezerdi buralarda. Buralarda pek fazla insan olmazdı. Evet, şurası yeni pazar yeri. Gerçi o taraftan girişi daha iyiymiş. Neyse, bu taraftan gireriz. Böyle çeşmeler de yapmışlar. Hayrat. Hayrat denilen su aslında içilmesi lazım ama içiliyor mu bilmiyorum. O ne kuşuymuş öyle ya? Kuş mu, drone mu, ne o? Kuş. Ne? Ne o kartal aşkım? Ne bir leylek? Pazar yerden doğru şuradan girelim. Evet, şurası park. Haydi go biz pazar. Her yerim iyileşti. Şu bacaklarımın ağrısı tam iyileşmedi. Hala biraz ağrıyor. Biraz da çok fazla soğuk çekiyor. Evet. Herkes ferah bana bakıyor. Buraya farklı geldik buraya. Evet, pazar yerimiz. Çok fazla insanları çekmek istemiyorum. Biliyorsunuz Malezya'da da öyleydim ben. Çok fazla insanların izni olmadan çekmek istemiyorum. Rahatsız olan olabilir. Olmayan olabilir. Bilemem. Ama pazarı büyük oranında göstereceğim size. Böyle nalburcular var. Meyve sebzeciler var. Ben de buraya ilk defa geliyorum. Böyle gösterelim. Bak çok domates. Bunlar tarhana, bizim buraya özel. Kuşburnu pekmezleri, tahinler, ballar, biz bal aşkım. Çökelek peynir, çok zeytin. Bu alan daha çok köyden gelenlerin satış yaptığı bir alan. Burada köyden ürettikleri işte peynirdi, sebzeydi, yoğurdu, o tür şeyleri satıyorlar. Bu pazarların zaten en güzel tarafı, en orijinal tarafı bu. Köyden gelen insanların doğal ürünler satması. Tabii normal pazarcılar var, halden gelen malzemeler de var. Ama bu kadar erken kurulmasının ve erken insanların gelmesinin sebebi, köyden gelen insanların işte yoğurtlarını, peynirlerini, çökeleklerini,
ne bileyim sarımsaktı, soğandı, cevizdi, açlık, bulgur, bu tür şeyleri satıyor olması. Doğal üretim.